Ne anlattın Taner'e? Ha? Hiçbir şey. Benim hakkımda neler konuştunuz? Yemin ederim hiçbir şey anlatmadım. Bak, Zerrin'den herhangi bir şey duyayım. Anneni de delik deşik ederim. Seni de onun yanına gömerim. Hayır, yemin ederim. Seninle ilgili hiçbir şey anlatmadım, yemin ederim. Yani Taner'le yattığını kabul ediyorsun he? Hayır, yemin ediyorum yattım. Ben niye emin olamıyorum ha? Ben niye emin olamıyorum? Çok şanslısın. Çok şanslısın. Çok. Çok şanslısın. Nasıl, burayı beğendin mi? Güzel bir yer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakar mısınız? Buyurun. Bir menü alabilir miyim? Tabii. Ne işi var bunun burada? Bilmem. Bak, seni rahatsız ediyorsa onu gönderebilirim. Hayır canım, ne alakası var? Canı nerede istiyorsa orada yesin. Neyse, siparişimizi verelim. Bakar mısınız? Buyurun. Ben bir somon fumesi atı rica ediyorum. Bir de su dışarıdan olsun. Siz beyefendi. Benim de az pişmiş stik, roka salatası. Ben bir lavaboya kadar gidiyorum. Bunlar ekşisi olsun. Bir de sizin şu tam buğdaylı ekmekleriniz var ya. Bunlardan istiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne işin var bu herifle? Sana ne? Ne demek bana ne? Sana ne demek? Seni ilgilendirmez demek. Dün geldin bana neler söyledin, şimdi ne yapıyorsun? Çivi çivi söker hesabımı. Sen ne haklı bana böyle bir şey söylüyorsun? Çekilir misin? Lütfen arkadaşımın yanına gideceğim. Gidemezsin. Ne demek gidemezsin? Gidemezsin. Ömer beni Levent bekliyor orada. Benim yanımdan, o herifin yanına gidemezsin, izin vermiyorum. Allah Allah, sen kimsin? Neyimsin de benim izin vermiyorsun? İnsan arkadaşın arkadaşlarına karışmaz. Ben de gidip arkadaşımla yemek yiyeceğim. Bu herifle konuşmuyorsun bundan sonra, tamam, bitti, arkadaşın falan değil. Buna sen karar veremezsin. Öyle veririm ki aklın şaşar. Tamam, bitti, yemek falan yok, gidiyoruz. Ömer, hiçbir yere gitmiyorum. Levent ayıp olur. Hala ayıp olur diyor ya. Hala ayıp olur diyor ya. Yürü. Ömer. Al Gülsal, al yürü. O zaman sen de rahat dur. Yürü. Hadi al çantanı, gidiyoruz. Elif, ne oluyor? Levent, ne olur kusura bakma. Bir dakika, bir dakika. Hiçbir yere gitmiyor. Kim diyor bunu? Ben diyorum. Allah Allah, çok ilginç. Bana baksana sen. İndir önünü, kırmayın parmaklarını. Ne yapıyorsunuz siz? Biraz sakin olun. Tamam Elif, al çantanı, dışarıda bekle, ben geliyorum. Sen kimin yanından kime götürdüğünü sanıyorsun bakayım? Sevgili mi? Oldu mu? Bak delikanlıysan adam gibi otur, yemeğini ye, benim tepemi tasını attırma. Tepenin tası atsa ne olacak bak? Böyle terbiyesizliklere hiç gelemem, beni zorlama. Terbiyesiz mi? Sen kime terbiyesiz misin? Levent, çok özür dilerim. Bak tamam, anladık, aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Ama beni gördün, beni tanıdın, benim kim olduğumu biliyorsun.
Bundan sonra artık Elif'in peşine ulaşmazsın herhalde. Biliyorsunuz. Çok özür dilerim Levent. Yani özür diliyorsun. Kantine gidiyorum. Sana dergi alayım mı gelirken? Olur, fark etmez. Yiyecek bir şey? Peki, hemen erken gelirim. Keyfine bak. Anne! Tülay hemşireyi de yollar mısın? Ne oldu canım? Şu elimdeki biraz acıtıyor da bunu değiştirsin ha. Tamam, hemen gönderirim. Sağ ol. Güzel. Annem yemeğe gitti. Hadi beni ultrasona götür, hadi. Gece gidebiliriz. Şimdi mümkün değil. Neden? Ben şimdi gitmek istiyorum, hadi. Şimdi gidersek Tayyar Bey duyar, annenize söyler. Ben de işimi kaybederim. Ama size söz, gece ayarlayacağım. Hı? Ne olur ayarla. Hı hı. Çünkü kanamam devam ediyor, tamam mı? Tamam. Hı? Hadi şimdi sizi yatıralım. Bu yaptığına inanamıyorum Ömer. Nesin sen? Maço mu, zorba mı? Gerçek yüzünü göster de ben de bileyim. Bak o herif kadar sen de suçlusun, tamam mı? Beni görüyorsun, yanıma gelmiyorsun. O adamla gülüşmeler, konuşmalar falan filan. Sen de bana bunu anlat. Sen de bana bu yüzünü göster. Ne demeye çalışıyorsun sen? Dediğimi duydun işte. Hayır, açık açık söyle. Senin için bir adamın koluna girip yürüyüp gitmek bu kadar kolay mı diyorum? Bunların hepsi ben seni öptüm diye, değil mi? Çünkü ben önüme gelen herkesi öpebilirim. Herkesle el ele kol kol olabilirim, değil mi? Çünkü ben öyle biriyim, onu demek istiyorsun, değil mi? Ya Elif! Sus komiser! Konuştukça daha çok batıyorsun. Ya... Levent, ne oldu, niye erken geldin? Bilmem. Sence? Anlatsana. Elif mi bir şey dedi? Git başımdan Bahar. Kalbini kırmak istemiyorum. Git başımdan. Ya tamam, eşeklik ettim, tamam. Ne o signorina, benden habersiz. Koşu falan mı yapıyorsun ha? Vay koşucusun. Antrenman falan mı yapıyorsun? Ha. Cadıları güldürmek zor tabii. Tamam. Sen kazandın. Özür dilerim. Hangisi için? Biraz önceki mevzu için. Başka? Ya, o kıl kuyruk herif için özür dilemem, haberin olsun. Dün akşam yemeğe neden gelmedin? Ömer, sen benimle oyun mu oynuyorsun? Ya, tabii ki oyun oynamıyorum. O zaman soruma cevap ver. Gayet basit bir soru sordum. Sana sus dediğim zaman bile konuşan bir adamsın. Kelimelerle aran gayet iyi. Ama sıra bana bir şey söylemeye geldiği zaman kocaman bir sessizlik. Kendi kendime işaretler yaratmaktan yoruldum artık. Ya senin bir gülüşünün bendeki etkisini biliyor musun sen? Ya da aptal bir esprini saatlerce düşünüyorum. Cümlelerinin arasında söylemediklerini aramaktan bıktım artık, anlıyor musun? Bak... Konuş diyorsun, susmuyorsun signorina. Aldın mı cevabını? Yeterli olmadı galiba.
Nasılsın? Teşekkür ederim. Evet. Ciğerler hazır. Sana hayatımda hiç yemedim desem? Sakatatlaran pek iyi değildir. Çiğ balıkların iyi ama. Bak sana söz veriyorum. Sen bunu ye. Ben de yarın suşi yiyeceğim. Ama pişmiş olanından. İyi anlaşma. Ye. Can yapar, kan yapar. Tabii. Yemek borcu derken bunu hayal etmemiştik ama. Yo, ben gayet böyle bir şey hayal etmiştim. Hem zaten iyi ki gelmedin. Servisi gerçekten bozmuşlar. Taner ne olacak Ömer? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yani Taner'i sen de tanıdın. O katil olamaz. Elif bak sana bir şey söyleyeceğim ama üzülmek yok. Ya, Taner'i gerçekten tanıdığından emin misin? Ya tabii ki tanıyorum. Taner benim ailemin bir parçası. Tamam sustum o zaman. Bir dakika öyle kaçmak yok. Ne biliyorsan söyle. Elif bak ya, Taner'le ilgili bildiğim tek şey şu. Sana ve ablana yalan söyledi. Ne konuda? Taner'in ilişkisi var. Ne? Nasıl olabilir Ömer? Yani... Pınar mı? Tahir amcanın sevgilisi Pınar mı? Yok artık ya. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Aslı mahvolur böyle bir şey öğrenirse. Kocasını çok seviyor. Emin misin? Elif emin olmasam böyle bir şey sana söylemem. Bundan sonra sana ait. Bunu Aslı'ya söyler misin, söylemez misin? Bu senin tasarrufunda. Ama benim bildiğim şu ki... Taner çıkarlar için ablanla evli. Aslı'yı sevmiyor. Ne kadar önyargılısın. İki kişinin arasında geçen bir şey sadece o iki kişi bilebilir. Hemen ailemi yaftalıyorsun. Sana göre zaten benim ailemde herkesin sırrı var. Herkes yalancı. Elif ben olmayan bir şeyden bahsetmiyorum. O zaman ne oluyor? Söyle ben de bileyim. Onlar senin ailen, senin için kıymetliler. Benim için de öyle. Ama ailenle ilgili bilmediğin çok şey var. Mesela Nilüfer, Nilüfer'i çok iyi tanıyorum dedim. Mert'le olan ilişkisi ortaya çıktı. Aslı hiçbirinize güvenmiyor. Babanla olan kavgasını bile anlatmamış size. Taner'e soracak olursan tam bir çıkarcı. Bir dakika ne olur. Lütfen ailem hakkında daha fazla böyle konuşma. Onlar senin için dosyadaki herhangi isimden biri olabilir ama benim sevdiğim insanlar. Ben senin ailenle ilgili böyle şeyler söylesem kırılmaz mısın? Benim ailemle öyle çatışmalar olmaz ki. Onlar kendi küçük dünyasında yaşayan insanlar. Ya, Elif, sizin yaşadığınız ev bile hayatımızın merkezinde duruyor. Hepimize tepeden bakıyor sanki. Yani farkında değil misin? Bu bile çok fazla şey anlatmıyor mu? Burada sana fakir edebiyat falan yapacak değilim. O para var ya o para. Hayattaki en büyük zaaflarımızdan biri. Onu avucumuzun içine aldı mı bir daha bırakmak istemeyiz. İşte ne yalan söyleniyorsa bu para yüzünden söyleniyor. Abi ben şalı bir ara getiririm sana. Şuna bak ya. Akşam topla sabah aynı manzara. Ömrümü yedi şu ev, ömrümü. Şunlara bak, şu kirlilerin burada ne işi var yani? Bari yerine koy be Hüseyin. İki dakika ders çalıştırmadım ha. Bu ne?
Ne bileyim anne. Bu ne bu? Hesap cüzdanı. Hesap cüzdanı öyle mi? Ha? Nereden çıktı bu? Sen ne işler çeviriyorsun? Bu para nereden geldi? Ya anne vallahi billahi bilmiyorum. Yalan söyleme bak bana. Koskoca senin adın yazıyor burada. Bana bak bana. Sen ne işler çeviriyorsun ha? O ajansa mı gitti? Mankenlik falan mı yaptın? Kız yoksa sen para mı çaldın kızım sana? Kız bu parayı nereden buldun? Bak söyle, o boynunu kıracağım senin. Ya anne Allah belamı versin bilmiyorum. Ne bu paradan haberim var ne de hesaptan haberim var. İlk kez görüyorum. Ya hem benim olsa niye buraya bırakayım? O malum gece ikimiz de bir araya getirdi. Artık kader mi dersin, talihsizlik mi dersin orasını bilemem. Ama ikimizin hayatta düğümlendi kaldı resmen. Katil bulunana kadar da daha çok şey yaşanacak belli. Elif, ama şunu bilmeni isterim ki ben hep senden yanayım. Signorina, şu yarım kalan hayat hikayeni anlat da dinleyelim ha. Yağma yok. Bu sefer sen anlatacaksın. Artık sahte kimlik de yok. Hadi baştan başla bakalım. Nerede doğdun, ne zaman doğdun, nasıl bir çocuktun? Ya benim hayat hikayem o kadar sıkıcı ki. Senin Roma'da geçen hayatın, yani pırıltılı elmaslar, son model bir hayat. Sen anlat da içimiz açılsın. Sabaha kadar susarım biliyorsun değil mi? Yaparım bunu. Ben de sabaha kadar hiç sıkılmadan seni izlerim. Önce gözlerinden başlarım. Çünkü en çok seni gözlerin ele veriyor. Çocuklar gibi. Onlar da riyakarlık bilmezler. Her şeylerini gözlerinden anlarsın. Bir de yanaklar. Olur olmaz kızarırsa bil ki o insandan korkulmaz. Utanma duygusunu kaybetmemiştir hala. Sen de öylesin. Gözlerin. Yanakların, burnun, dudakların. Sabaha kadar izlerim. Hiç sıkılmam. Ömer. Ben senin Arda'ya söylediklerini duydum. Hangi söylediklerini? O zaman cezalısın. Neymiş ceza? Ne mi? Ömer Demir yasalarına göre bu bir suçtur. Cezası da bir daha bunları duyamamaktır. Var olduklarını bilmek bile bana yeter. Alışverişteydim. İstanbul Shopping Fest başlamış. Harika indirimler var kızım. Muhteşem şeyler aldım.
Bir şey içer misin? Yok ya, yiyeyim böyle. Teşekkür ederim geldiğin için. Dert değil. Değil bir şey önemli mesele. Mert, yani güvenebileceğim tek yakın erkek arkadaşım sensin. Nilüfer, amma esrarengizleşti. Söyle hadi. Yakın bir arkadaşım var. Ama liseden, sen tanımazsın yani. Kızın başına çok kötü bir şey gelmiş. Erkek arkadaşı onlar sevişirken videoya almış. Vay, fanteziye bak. Adam akıllı dinleyecek misin? Tamam tamam, dinliyorum, söyle. Kız çok zor durumda. Benden yardım istedi, ben de nasıl yardım edeceğimi bilemedim. O yüzden sana sorayım dedim, sen söylersin diye. Hemen polise gitsin Dülü. İş durmasın, anında enselerler. Değil mi? Ben de öyle söyledim zaten. Peki, bir şey daha soracağım. Bir erkek böyle bir şey neden yapar? Yani hangi amaçla yapar? Ya şantaj içindir ya da sapık olduğundan falan. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Nilüfer, bu senin başına gelmedi değil mi? Hı? Hani iyi ayaktır ya bu arkadaşımın başına geldi olayı. Saçmalama Mert. Anlattığıma pişman etme beni. Çıkıyorum. Aslı uyuyor. Sık sık kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Merak etmeyin Zerrin Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Çok şanslısın. Harbiden çok şanslı bir kadınsın sen. Çok şanslı bir kadın. Taner, yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Taner'le aramızda hiçbir şey yok. Lütfen Taner, yapma, yapma. Bu cevap beni hiç tatmin etmedi. Sana düzeltmen için bir fırsat. Buyur bakalım. Taner, lütfen çıkar, lütfen Taner. Birkaç gün düşün bakalım. Aklın başına bir gelsin. Öyle açılmaz. Narin bileğini incitirsin sonra. İyi düşün. Çok iyi düşün. Sen akıllı bir kadınsın. Başına gelecekleri tahmin edersin herhalde. Tayyar, ne olur yalvarırım, yalan söylemiyorum. Tayyar, yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Tayyar, lütfen gitme. Tayyar, gitme ne olursun. Tayyar, lütfen. Tayyar. Tayyar, lütfen gitme. O kapıyı benden başka kimse açmayacak. Geldik. Çok yürüttüm seni. Umarım yorulmamışsındır. Yo, iyi geldi bana. Bana da. Ben gideyim artık. Geç oldu, haklısın. İyi geceler. Sana da. Çok mu geç oldu gerçekten? Yani Roma'da o kadar da geç değil. Oo, o zaman Amerika'da hiç değil. Zamana nereden baktığına bağlı. Aynen. Ne yapalım? Ne yapalım? Ha, sen eve gideyim dinleneyim diyorsan o ayrı. Hayır, öyle bir şey demiyorum. O zaman ne yapalım biliyor musun? Geldiğimiz yönün tersine doğru yürüyelim. Hava biraz soğumadı mı? O zaman çay içecek bir yer buluruz, içimiz ısınır. Yani yolda gelirken gördük, her yer kapanıyor. Ya benim kafamda bir yer var da, şimdi sana söyleyeceğim, yanlış anlayacaksın diye korkuyorum.
Aynı yer benim aklımda da var. Ya hem ilk defa gitmeyeceğiz ki. Çay içeriz, sohbet ederiz. Hem müzik de dinleyebiliriz. Üstelik ben İstanbul'da Güneş'in doğuşunu yıllardır izlemiyorum. O zaman şahane bir yer biliyorum. Ama tabii uyuyup kalmazsan. Kim, ben mi? Atölyede ben kaç kere sabahladım, senin haberin var mı? Bakıp göreceğiz. Bebeğim nasıl? İyi değil mi? Kalbi atıyor değil mi? Aslanım, ben yanlış görüyor olabilirim ama siz hamile değilsiniz. Yani bebeği göremiyorum. Kapa çeneni. Ben tam 8 haftalık hamileyim, tamam mı? Bebeğimin boyu tam 10 milimetre ve organlar oluşmaya başladı. Git çabuk, bana bir doktor çağır. Tamam, hemen geliyorum. Tekne arıza mı yaptı amca? Ya canım öyle istedi. Sen iyi misin? Bak dalgana Metin. Haberlerin iyiyse konuş. Organizasyon tamam. Kurye yarın paralarla Roma'ya gidiyor. Elif'in fasolmaları da hafta sonu çıkacak. Ben de beraber gideceğim tabii, her zamanki gibi işin başında duracağım. Pazartesi sabahı 20 milyonun yıkanmış bir şekilde banka hesabında olacak. Kurye kim diye sormayacak mısın? Yeniden gözüme girmek ister misin çocuk? İsterim tabii, niye istemeyeyim? Birini temizleyeceksin. Tamam. Ahmet'in damadı Taner. Basitmiş. Sen yerini ve zamanını söyle yeter. Beyefendi gözaltındaymış. Ne yapmış ki sümsük? Soru sorma Metin. Üstüne vazife olmayan işlere de karışma. Tamam, bir şey sormadım. Ali ile konuştum ben. Her şeyi ayarlayacak. Taner, sağlık kontrolü için yarın sabah hastaneye gönderilecekmiş. Artık ne yapacağını biliyorsun herhalde, değil mi Metin Efendi? Ben de. Yarın birlikte Fatiha'sını okuruz artık. İyi. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Allah aşkına şu ultrasona adam gibi bakın. Bu kadın bebek yok diyor. Hadi. Heh. Hadi bana öyle bakmayın. Hadi şu karnıma bakın. Hadi. Aslanım, çok üzgünüm ama siz artık hamile değilsiniz. Ne demek bu şimdi? Ha? Ne saçmalıyorsunuz siz? Ha? Ne oldu benim bebeğime? Aslanım, ne yazık ki bebeğinizi aldık. Kürtaj oldunuz siz. Ne saçmalıyorsunuz siz? Aslanım. Bırakın beni. Aslanım, Tayyar amcayı çağırın. Aslanım, çağırın Tayyar amcayı bana. Aslanım, hepinizi şikayet edeceğim. Tayyar amcayı çağırın bana. Tayyar amcayı çağırın. Aslanım. Ne yaptınız bebeğime, katiller? Ne yaptınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Oo, sevgili oğlum. Şükür kavuşturana. Baba. Nerelerdesin sen böyle bakayım? Yüzünü gören cennetlik. Ben buralardayım baba. Asıl sen yoksun. Gel bakayım, bir sarılayım sana şöyle. nasılsın bakalım? İyi baba ya, ne olsun. Hastanesin herhalde. Evet. Pınar da yok. Kaç günden beri o da kayıp. Annesine gitti. Biraz rahatsızlanmış kadın. Ha. Gelsin burada kalsın dedim ama kabul etmedi. Gel.
Gel bakalım, otur şöyle gel. Nasıl gidiyor bakalım hayat? Toparlandın mı biraz? İyi değilim baba ya. Aslında ben de senden yardım isteyecektim. İyiyim. Nilüfer'i unuttum. Başka sevdalara erken açtım diyecektim burada. Unutmak o kadar kolay mı baba? Ben sen hiç aşık olmadın mı? Ben Nilüfer'i harbiden seviyorum. Söyle bakalım. Yapabileceğimiz bir şeyse hemen hallederiz. Nilüfer'in manyak bir sevgilisi varmış. Yani onu uygunsuz şekilde videoya çekmiş. Garanti kızı tehdit ediyor baba. Yani Nilüfer'in başı feci halde belada. Biz kim hemen bulmalıyız. Arhan. Ya Allah Allah, niye zorluyorsun? Uykum yok diyorum Melike ya. Aman bir gecede yat, erken dinlen. Nerede benim pijamam? Ya her şey kafana göre. Kız öyle desene. Kulağıma eğilip seni özledim, yedim desem ben anlardım. Herkesin derdi başka tabii ki. Gece gece kavga çıkarma. Benim de derdim bu. Sen ceplerimi mi karıştırıyorsun benim? Ne karıştıracağım? Düşürmüşsün. Koltuğun altında buldum. Sen neler karıştırıyorsun Hüseyin? Ben bugün evladımı öldürüyordum. Belli ki hiçbir şey bilmiyor. Bütün bunlar senin başının altından çıkmış. Sana ne? Ne yapacaksın? Ne demek sana ne ya? 20.000 var burada Hüseyin. Kim kaybetti de sen buldun. Bak konuş benimle. Nereden buldun bu parayı? Ne yapıyorsun? Karı kız mı satıyorsun, kumar mı oynuyorsun? Yoksa rüşvet mi alıyorsun be adam? Telefonu bir de konuş kadın. O zaman kıvırtmadan konuş Hüseyin. Yoksa annene de Ömer'e de her şeyi anlatırım. Kızımızın üniversite masrafları için. Doğduğundan beri biriktiriyorum. Dişimden tırnağımdan arttırdım, bu kadar etti. Oldu mu? Mutlu musun? Hüseyin. Kurban olayım. Kızma bana. Özür dilerim. Ne kızacağım? Kocana ne kadar güvendiğini gördük işte. Yok öyle deme. Çok korktum Hüseyin. Yoksa biliyorum her nefesini bizim için alıyorsun. Canını cebine koyup gece gündüz çalışıyorsun. Allah benim cezamı versin. Neden böyle kötü şeyler düşündüm? Özür dilerim. Ha. Demlemenin yerini tutmaz ama. Her türlü cacandır. Eline sağlık. Afiyet olsun. Gerçi bir şey yaptım sayılmaz. Orası öyle. Sen kesin yemek yapmayı da bilmiyorsundur. Allah Allah. Sen öyle san. Tamam canım, alınma. Yani yadırgamıyorum. Yani sonuçta aşçılarla büyüdün. Evde bir sürü yardımcınız var. Allah'ını seversen söyle. Evde şahidanlık nerede? Ha? Roma'daki evimde biliyordum. Roma'da yemek de yapıyordum. Evimi çok özledim. Bazı sabahlar gözümü açtığım zaman kendimi orada sanıyorum. Ama sonra her şeyi bir bir hatırlıyorum.
Seninle ilgili çözemediğim bir tek bu kaldı. Hepsini göremediğim için. Köler alfabesi değil mi? Koşulsuz yazıyor. Kesin internetten baktın. Öğrendim mi öğrendim. Yöntem önemli değil. Devamında ne yazıyor? Sen zeki bir adamsın. Bence tahmin edebilirsin. Sevgi mi? Koşulsuz sevgi. Bugüne kadar hayatımda aradığım tek şey. Buldun mu? Bu sorunun cevabı bende saklı değil. Elif. Sen varsan ben zaten sana teslim olurum. Hem çok hızlı hem de o kadar yavaş ilerliyor ki. Seni kıracak bir şey yapmıyorum değil mi? Ben senden gelecek her şeye razıyım. Söz. O aradığım koşulsuz sevgi var ya. Onu elimden geldiğince sana vereceğim. Ama sen de bana söz ver. Hani polis köyde konuşmuştuk ya. Ne olursa olsun. Ne kadar kötü olursa olsun. Her şey gerçek olacak. Benim de aradığım gerçek bu. Samimiyet. Sen de bunu benden esirgeme olur mu?